aday olması çok kolay bir durum değil. Bir yola çıktım, siyaset yapıyorum. Hayatım boyunca hep siyasetle meşgul oldum. Onu beni sürüklediği, getirdiği nokta burası oldu. Hayatım boyunca hep şöyle baktım, bir görevlere gelmek önemli değil. Daha önce de çok görevlere geldim. Önemli olan o görevden yüzün hakkıyla çıkabilmek. Şu ana kadar aldığım her görevin başarı yerine getirdim. Burada başarılı olabilmenin temel yolu yöntemi mesai arkadaşlarınızla, belediyede çalışan işçi, memur, tüm personelinizle bir aile gibi olabilmek, beraber kola kola yürüyebilmek, onlarla aynı duyguları paylaşabilmek. Ben sizlerin neler hissettiğini, nasıl baktığını, neler talep ettiğini bilen biriyim. Hayatım boyunca emek mücadelesinden yana oldum. Bundan sonra da sizlerin emeğini hiç kimseye ezdirmeyeceğim. Hiç kimseye sizin emeğinizin üzerine kanın terinizle çalıştığınız fazla mesaiye göz dikmesine izin vermeyeceğim. Herkes emeğinin karşılığındaysa onun sonuna kadar alacak, kanın teri kurumuna alacak. Bu benim size ilk sözüm olsun. İkinci sözüm şu. Herkes belediyeciliği sıradan alelade bir iş olarak görüyor. Ama belediyecilik başlı başına bir gönül işi, bir ruh işi. Hiç tanımadığımız, adını bile bilmediğimiz insanlar için iyi bir şeyler yapmaya çalışmak zorundayız. Çünkü bu devlet bizden bunu istiyor. Bizim bu halka olan borcumuz bu. Bir kurumda da özverili çalışmanın temel yolu, yöntemi o kurumun geleneklerine bağlı kalmaktır. Belediyecilikten anlamayan hiç kimseyi sizin tepenize işte koordinatör budur, yok işte CEO budur. İşçi arkadaşlarla, emekçilerle beraber el ele büyüteceğiz, el ele yapacağız. Üçüncü bir sözüm. Bornova Belediyesi'nde kimse, kimseye makamı mevkisi ne olursa olsun asla kata hakaret etmeyecek, ettirmeyeceğim. Eşki olur. Hiç de karşılaşmak istemez. Ben de eyvallah karşılaşmak istemem. Baştan uyarayım. Gördüğünüz söylediğim söz de şudur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi geçişi olarak yetiştim. Ona uygun yaşadım. Ona uygun yaşayacağım. Ona uygun Bornova Belediye Başkanlığı yapacağım. Kimse benden aksini beklemesin. Ben Atatürkçüyüm. Ben komünistim. Ben sporcuyum. Her yerde verdiğim tek bir söz. Bornova Belediyesi'nden maaş alan herkesin Bornova halkına hizmet borcu var. O yüzden buradan maaş alan herkes kim olursa olsun herkes çalışacak. 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 Bornova Belediyesi'nde en siyasi benim net söylüyorum, en siyasi benim, hiç kimse kendine bir şeyleri kılıf yapıp emekten, mücadeleden ve işten kaçmayacak. Bunu yapan arkadaşların
emekten kaçan arkadaşların emekçi arkadaşlar karşısında durumu hiç hoş olmaz. Emekçinin emek hırsızlarına karşı hakkını korumak benim görevim. O anlamda emek vermeyen arkadaşlara onların bizimle olmalıyız ama emek veren herkes başının üzerinde olmalı. En sonunda şunu söyleyeceğim. Sayısını bilmiyorum ama 80 civarında diyebiliyorum. Benim adaylığımdan beri borma belediyesi alan arkadaşlar. Onların işten atılmak gibi bir korkusu varmış. Ben bugüne kadar çok güzel iş aldım. Hiç kimse işten atmadım. Bugün de ne kimsenin gönlünü kırmak ne de hiçbir ailenin bekliyorsa almak istemiyorum. Ben 5 sene önce Mustafa'yı ben rica ettim. Olgun Başkan'ın işe alırdı, 11 arkadaş vardı. Bu arkadaşları atmayalım başkanım, bunlar yabancı değil. Bakın o gün atılanlardan bir tanesi, bugün Bornova ilçesinde yönetim kurulu üyesi, bütün seçim çalışmalarının başında olan Ecem. Bir diğeri bu belediyeden işten atıldı, 20. sırada müşterimiz Samet. Bu arkadaşlar bizim müşterimiz değil mi? Bu arkadaşlar atılıyor. Ben o gün dediğim lafı bugün yemeyeceğim. Sayı 11 ya da 80. Önemli değil. Bu arkadaşların içten çıkışını vermeyeceğim. Bu arkadaşların Bornova bölgesinde belediyenin ihtiyacı olan yerlerde belediye nerede ihtiyaç duyuyorsa orada bu arkadaşlara iş vereceğiz. Dediğim gibi ben kimseyi bugüne kadar işten atmadım. Beni bununla karşı karşıya bırakmaya çalışanları kırıyorum. Kınamamın tek sebebi insanları, insanların umutlarını, insanların ekmeklerini, o insanların ailelerinin hayallerini, kendi siyasi intikam duygularına alet etmeye kalktılar. Birileri de 1 Nisan hesabı yaptı. Ama bu ülkede gördük ki 31 Mart akşamı hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet değil. Hiç kimse Cumhuriyet'in yerlerine davet değil. Kimse emeği mücadelesine davet değil. Hepinize çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarımızla toplantı yapacağız. Bugün bizim ilk görev günümüz, ilk mesai günümüz. Siyasete saygı gereği, seçilmiş radyoya saygı gereği meclis üyesi arkadaşlarımızla toplantı yapmak için makama çıkacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.